Kemal. Güllü. Kaçtım Kemal. Sana kaçtım. Kaçtın mı? Beni Zaloğlu ile evlendirecekler. Ne? Babam anama anlatırken duydum dün gece. Zaloğlu birini gönderip hissetmiş. 1000 lira başlık parası vermiş. Kemal, gözünü seveyim kaçalım buradan. Ne olursun kaçalım, kaçalım. Abla. Güllü burada mı? Yo. Ne oldu? Ne oldu Zehra abla? Söylesene. Ne oldu Zehra abla? Eyvallah olsun. Ne oldu Zehra abla? Zehra abla ne oldu? Eyvallah olsun. Kaçtı. Kaçtı mı? Güllü kaçtı. Kaçtı. Güllü. Sakin. Kaçtı. Sakin. Sakin. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Babanlar kaçtığımızı anlayınca soluğu karakolda alacaklar. Alsınlar. Alsınlar var mı Güllü? Şikayetçi olacaklar. Polis gelip ikimizi de götürecek. Ben polise Kemal beni kaçırmadı, ben kendim kaçtım derim. Dersin tabii ama. Aması ne? Bir vakitler dokumacı bir arkadaşım vardı. İplikhaneden yaşı küçük bir kızı kaçırmıştı. Kız ben kendim kaçtım dediği halde oğlanı yine de tutukladılar. Kızın anasıyla babası razı olmasaydı oğlan hapis yatacaktı. Hem de uzun. Şimdi sen ben kendim kaçtım desen de baban seni bana dünyada vermez. Eyvah. Kemal. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Seni hapse atacaklar. Tamam, üzülme artık. Senin bir suçun yok. Bütün bunlar başımıza o şerefsiz abim ve baban yüzünden geldi. Ne yapacağız peki? Ya çaresi düşüneceğiz. 2 ay ortalıklarda görünmememiz lazım. Sen 18'ine girene kadar. 18'ine girdin mi gerisi kolay. Benim ana ben. Acele. Kemal yavrum. Gitti. Gitti Güllü. Güllü nereye gitti kızım? Güllü. Gitti kızım. Cemşir Ağa öldürecek beni. Güllü nerede Zehra? Güllü nerede Zehra? Kemal diye birine kaçmış Cemşir Ağa. Kemal! Kemal mi? Dur Cemşir, kadının bir suçu yok. Çekil be! karakola gidelim. Hadi Cemşir.